Öklit algoritması yazılıda çıkabilecek sorular 1. Bu videomuzda Öklit algoritmasından okul sınavlarında karşımıza gelebilecek ilk soru çeşidini inceleyeceğiz. Aşağıda verilen sayı çiftlerinin Öklit algoritması ile EBOB'larını veya OBEB de diyebilir bulunuz. A şıkkında 117 ve 24, B şıkkında 210 ve 40 sayıları var. Öklit algoritmasıyla EBOB şu şekilde bulunur. Büyük sayı küçük sayıya bölünmeye başlanır. Birinci adımımız budur. Büyük sayı küçük sayıya bölünüyor. 117 bölü 24. 4 defa var. 96 çıkartırsak 21 kaldı. Eğer ki İlk bölmeyi yaptığımızda kalan 0 çıksaydı, buradaki bölenimiz EBOB olacak. Kalan 0 değil. O zaman ikinci adıma geçiyoruz. Böleni kalana böleceğiz. Burada şunları yuvarlak için alalım. Bölen kalana bölünerek devam edeceğiz. Kalan 0 çıktığında duracağız. 24 bölü 21. İlkinde de kalan 0 çıkabilir. O zaman direkt buradaki bölen EBOB olurdu. 24 bölü 21 bir kez var. 21 3 kalanını verdi. Kalan 0 değil. Bu nedenle devam. Üçüncü adım. Tekrar böleni kalana bölüyorum. 21 bölü 3. 7 defa var. 21, 0. Kalan 0. Demek ki EBOB 3'tür. EBOB 117 virgül 24 eşittir 3. Bu iki sayının en büyük ortak böleni 3'müş. Bunu Öklit algoritmasıyla buldum. Bir okul sınavına giderken bizim Öklit algoritmasıyla EBOB nasıl bulunuru çok iyi bilmemiz gerekiyor. Büyük sayıyı küçük sayıya bölerek başlıyoruz. Kalan sıfır çıktığı an duracağız. Oradaki bölenimiz bizim EBOB'umuz olacak. Kalan sıfır çıkmadığı sürece böleni kalana bölmeye devam edeceğiz. Çıktığı zaman duracağız. Öklit algoritması bu şekildeki bir sürece verilen isimdir. B şıkkına gelelim şimdi. 210 ve 40 sayılarını görüyoruz. Birinci adım. Büyük sayıyı küçük sayıya bölüyoruz. 210 bölü 40. 5 defa var. 210 kaldı. Kalan 0 değil. İkinci adıma geçip devam ediyoruz. Böleni kalana böleceğiz. 40 bölü 10. 4 defa var. 40. 0 kalanına ulaştık. Kalan 0. Buradaki bölen EBOB'umuzdur. EBOB 210 ve 40 10'dur. 210 ve 40'ı bölen en büyük ortak bölen 10'dur. Öklit algoritmasıyla EBOB bulma süreci bu şekilde gerçekleşmektedir. Bu videomuzu burada noktalıyorum.